أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna haulehu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. Sadakallahu alazim. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli kardeşlerimiz. Rabbimize hamdolsun. Bir siyer dersinde daha birlikteyiz. 27. bölümdeyiz. Bu bölümlerin kayıtlı kısımlarını YouTube Hafız Abdullah YouTube kanalından bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Belki burada geriye sarma olmuyor olabilir. Ee, ama orada kayıt halinde paylaşılıyor. Ama bu ara biraz gevşeklik yaptık. 24. bölüme kadar paylaşmışız. Şimdi 27, 28'e geçeceğiz. Kalan bölümleri de hatırlatırsanız inşallah paylaşalım. Allahu Teala bu bölümler, bu anlatımlar, bu hadisler, bu ayetler hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Rabbimizin affı mağfiretine nail eylesin. Şu geceler, şu aylar hürmetine inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Önümüzdeki çarşamba günü recep Şerif'in 27. gecesi yani Miraç kandili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geçişine isra diyoruz. Mescid-i Aksa'dan Miraç ile o merdiven ile yedi kat göğe çıkmasına oradan da keyfiyetini bilmediğimiz halde Allah-u Teala ile Allah'ın mekandan, zamandan, cisimden münezzeh olarak bir şekliyle Allah'la görüşmesi, onu görmesi ifade ediliyor. Efendim, onu birazdan tartışırız, konuşuruz zaten. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Allahu Teala'yı gözünün görme şekliyle, dünyadaki gözüyle değil ama gözüyle görmüştür. Müminler de cennette Allah Celle Celaluhu'yu gözüyle görecektir. Ama Cennetteki gözle dünyadaki göz aynı değildir. Dünyadaki göz fanidir. Cennetteki göz bakidir. Dolayısıyla baki bir gözle baki olan Allah'ı göreceğiz. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. allah Teala çünkü bir yere sığdıramazsın. Dünyadaki göz bir yere sığan bir şeyi görebiliyor. Cisim olan, hacmi olan bir şeyi görebiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miracı sadece ruhlu olmamıştır. Bedenle de olmuştur. Ama sonuçta dünyanın ötesine geçip dünya ötesi harikulade şeyler olmuştur. Allahu Teala dünyada ki gözle Allah'ı görmek mümkün değildir. Ama Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yeni bir göz yaratıp ona bir kuvvet yaratıp kendisini görme şerefine nail etmiştir. allah Teala yapamayacağı şey yoktur değerli kardeşlerim. Bu olay yani İsra, Miraç, bu olay işte önümüzdeki Recebin 27. gecesi gerçekleşiyor, bir Pazartesi gecesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz Çarşamba gecesini ibadetle ihya edeceğiz. Tabi nasıl ihya edeceğiz? Survivor izleyerek değil, dizi izleyerek değil. Namaz kılarak, ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu gece ihya etmemiz gerekiyor. Ertesi gün Perşembe günde ne yapacağız? Oruçlu geçirmeye gayret edeceğiz. Neden? İlk önce bunu söyleyeyim de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor ki bunu Beyhaki de rivayet ediyor. İmam Beyhaki fi Recep leylatun Recep-i şerifte bir gece vardır ki kutibe lil amili fiha hasenatun 100 sene." Her kim o gece ihya ederse Allahu Teala o geceyi ihya yüz senelik haseneler verecek, sevaplar verecek. Allahu Teala bunu verebilir mi? Verebilir. Geçen İbn Kesir Hazretleri'nin e, kitabında tefsirinde gördük. Eee İhlas-ı Şerifin tefsirine bakıyordum. Orada bir zikir var. Hatta Buhari de bunu zayıf görmüş. Zayıf görmüş ne demek? Böyle bir hadis yok demek değil. Yani rivayet zinciri zayıftır ama hadistir yani. Ama sahih değildir. Hadis zayıftır. Zayıf hadisle de faziletli ameller yapılabilir. Mesela zikir çekilebilir. Nafile namaz kılınabilir. Bütün ulema bunu söylüyor zaten. Yani böyle bir hadis var. Ne o? La ilahe illallah vahiden vahiden sameden lem yettehi sahibeten ve la velede ve lem yekullehu küfüven Bu zikri her kim on kere söylerse Allah ona kırk milyon hasene veriyor. Kırk milyon sevap veriyor. Ya allah Teala cennette ağaçlar yaratmış. Meyvesini kopartıyorsun yenisini veriyordu. da. allah Teala bütün cennetteki insanlara on sekiz yaşında yaratıyor da. Tüysüz yara her şeye kadir olan Allah. Ben bir zikir çektiğimde bana 40 milyon sevap verdiği zaman mülkünden bir şey mi eksilecek ki veremesin bana? Verebilir tabii arkadaşlar. Şerrin de zerresinin hesabını vereceğiz, hayrın da zerresinin hesabını vereceğiz. Bu zikirler var. Mesela Allah'ın rahmetinin sevap vermesinin sınırı yok. İşte Miraç kandilini de kim ihya ederse diyor Allah ona 100 senelik sevap ihsan eder diyor. Bu hangi gündür diyor Recep'ten bir gece dedi ya Peygamberimiz. Recep'ten bir gece vardır ki onu ihya eden, onunla amel eden Allah ona yüz senelik sevap verir. Bu hangi gecedir? Li selazi baqi Recep. Recep'in bitmesine üç gece kala. Yani 27. gece. Hemen <laughs> salla. Şimdi Miraç Kandili'nde hocam hangi namazı kılalım? Hemen salla fihi 13 rekaten. Her kim efendim Recep o Miraç Kandili'nde 12 rekat namaz kılarsa, 2 rekatta bir selam veriyoruz. 12 rekatlık bir namaz var. Miraç kandiline kılacağımız namaz. Dikkat de dinleyelim. 2 rekatta bir selam veriyoruz. Her rekatta bir fatiha okuyoruz. Ondan sonra kolayımıza gelen bir sure okuyoruz. Özel bir sure yok yani. İlla ihlas oku, kadir oku, elem oku yok. Aklınıza gelen bir sureyi 2 rekat, 2 rekat namaz kılıyoruz. Selam vererek toplamda 12 rekat kılıyoruz. Efendim Namaz bittikten sonra yüz defa Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Yüz defa bu zikri söylüyoruz. Yüz defa istiğfar çekiyoruz. Zaten bir Müslüman her gün yüz defa istiğfar çekmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ismet sıfatına haiz olmasına rağmen, masum, günahsız olmasına rağmen günde yüz defa istiğfar çekerdi. Bize örnek oluyor. E biz, o günah, biz bir sürü günah işliyoruz. Küçük günahlarımız var. Nasıl sileceğiz bunu? Arabayı oto yıkamaya sokuyorsun. Sen nasıl temizleneceksin? Yüz istiğfar. Bu namazı kılıp peşine yüz tane Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallahü Allahü Ekber. Yüz tane istiğfar. Yüz tane de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife çekersen. Sonra ve yed'u li nefsi ma sha min Kişi diyor dünyası ve ahireti için dilediği gibi dua etsin. Sabahına da oruç tutsun. Yani perşembe günü oruçlu geçirsin. Allah onun bütün dualarına icabet edecek, kabul edecek. Ancak harama dua etmesi müstesna. Harama dua ederse tabii ki kabul olmayacak diyor. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, borçluysanız, evinizde bir bereketsizlik, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk var ise, çoluğunuz çocuğunuz laf dinlemiyor olabilir, size para lazımdır, paranın bereketi lazımdır, zengin olmak istiyorsundur, KPSS'yi kazanmak istiyorsundur, imam olmak istiyorsundur, Efendim, güzel bir üniversite istiyorsundur, güzel hizmetler istiyorsundur ama hayır namına, Üniversiteye gideyim de biraz takılayım, kafama göre takılayım. Efendim güzel ortamlar da var, nargile içerisi falan. Böyle istersen kabul olmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır namına ne isterseniz her duanız kabul olur. Bu kişi Miraç kandiline bu namazı kılarsa. Allah kılabilenlerden eylesin. Yine rivayetlerde var ki, Efendim, her kim Miraç kandilini, Miraç gecesini ihya ederse, Yani gündüzünü oruçlu, Efendim gecesini de, İhya ihya ederse, namaz kılarak ihya ederse o kişiye 100 senelik sevap vardır. Bir rivayet 60 aylık sevap vardır. Yani 5 senelik sevap vardır. Bir rivayet 1 senelik sevap vardır. Yani bunlar hep her seneyi ibadetle geçirmişsin gibi allah Teala sana sevap veriyor. Bak burada 100 senelik sevap vardır dedi. Bir rivayette de şöyle bir namaz var. Abdullah İbn Abbas Efendimiz'den rivayette. Sabaha kadar ibadetle taatla geçirirdi Abdullah İbn Abbas Efendimiz Miraç kandilini. Yani ne yapılabilir gece boyu? Kur'an-ı Kerim okunabilir. Hafız kardeşlerimiz varsa, hafızlar varsa mutlaka Kur'an-ı Kerim hatmetmeye gayret etsinler. Hızlı okuyanlar. Mesela bizim Sabahattin Hoca vardı. İçerenköy Merkez Camii'nin eski imamlarında. Adam her kandille gelirdi, Kur'an'ı alırdı böyle eline. Böyle dolana dolana ayaktayken Kur'an okurdu. Sabah namazına kadar hatmederdi. Ne kadar büyük bir nimet. Ne kadar büyük bir güzellik ve sevap. Çünkü Kur'an-ı Kerim hatmedildiği zaman ne oluyor? Yedi bin melek iniyor. Oraya rahmet iniyor. Hatmi şeriften sonra yapılan dualar da mutlaka nedir? Müstecaptır, kabuldür. Ne kadar güzel. Kaza namazı olandan varsa gece boyu kaza namazıyla iştigal etsinler. Çünkü borç varken sadaka vermeye gerek yok. Sen borcunu öde, kaza namazını öde, kaza namazını kılsınlar. Efendim okuyabilen mülk suresi okusun, Yasin-i Şerif okusun. Her kim geceleyin mülk suresi okursa her gece kabir azabından korunur diyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yapalım, geceyi böyle ihya edelim. Zikir çekelim. ondan yoruldun eline alacaksın. Yüz tane salavat çekeceksin. Bin tane la ilahe illallah çekeceksin. La ilahe illallah bir kefeye koysan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyayı bir kefeye koysan. Yedi kat sema, yedi kat gökleri, yeri bir kefeye koy. La ilahe illallah zikrini bir kefeye koy. La ilahe illallah zikri ağır gelir diyor. O gece bununla iştigal etmek lazım falan. Geceyi ihya ettin. Abdullah İbn Abbas Efendimiz bunu anlatıyor. Gündüzleyin de istirahat edersin. Öğlen, ondan sonra öğlen namazına kalkarsın. İşi olmayanlar tabi bunu belki yapabilirler. Öğlen namazından sonra efendim biraz daha e, itikaf e, öğlenden sonraki uykuyu kalüleyi yaparsan o da sünneti. Öğlen sonra bir yarım saat 40 dakika kestirmek. Kestirirsin. Ondan sonra bir namaz var. Dört rekatlık. Nasıl kılmıyor bu namaz? Dört rekatta selam. iki rekatta bir selam değil. Toplamda dört rekatlık bir namaz var. Efendim, her rekatta efendim bir fatiha bir felak, bir nas, üç kadir suresi, inna zelna fi ilaletil kadir, iki tane ihlas-ı şerife okuyoruz. Dört tekatlık bu namazı tamamlıyoruz. Efendim, Abdullah Ibn Abbas Efendimiz bu namazı tarif ediyor ve derdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep'in 27'sinde böyle yapardı diyor. Kendisi tabi gününde oruçlu geçirmek lazım. Böyle de bir namaz vardır. Bu namazları kıldığımız zaman sevapları arttırıyoruz. Yüz yıllık sevapları allah Teala bize ihsan ediyor ve yapılan dualar kabul oluyor. allah Teala bu faziletli amelleri yapmayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah Rahman Miraç kandilini böyle ihya etmeye gayret edelim. Şimdi bunu anlattık Hoca Efendi. Bize bunu anlattın. Hani bunun siyeri nerede? Şimdi siyer dersine geldik. Bismillah. Şimdi değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim Ümmü Hani'nin evinde efendimiz Ümmü Hani'nin evinde Miraç hadisesi ile alakalı şunları söyleyeyim ben. Baştan kafamızda kodlayacağımız şeyler. Yani biri size sorduğu zaman ya Miraç ne kardeşim bu ne anlatıyorsunuz falan dediği zaman İsra nedir? Miraç nedir? Kafamızda kodlayacağımız birkaç tane madde var. Bunları siyerle alakalı kafamıza yazalım. Not alabilen kardeşlerimiz alsınlar. Instagram'daki kardeşlerimize yine hatırlatalım. Aşağıda bir DM butonu var. Oradan etrafınıza bu yayını paylaşabilirsiniz. Facebook'taki kardeşlerimiz de kendi hesaplarından paylaş butonuyla bu yayınımızı paylaşabilirler. Bize destek olabilirler. Gördüğünüz gibi faziletli amel anlatıyoruz. Siyer dersi anlatıyoruz. Miraca anlatacağız. Falan yani derdimiz bu. Allahü Teala din dertlisi eylesin. Bu derdimizi müjda eylesin. Allahü Teala konuşulanlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Paylaşmayı vesile olmayı unutmayalım değerli kardeşlerim. Şimdi mesele şu. İsra dediğimiz hadise, tekrar ediyorum, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hadisedir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra'yı bedeniyle gerçekleştirmiştir. Ruhuyla gerçekleştirmiştir. İkisi bir aradadır. Dolayısıyla İsra'yı inkar eden yani bedeniyle Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Bu ayetle sabittir. Bunun delillerini ben birinci bölümde anlattım. Yani 26. bölümde oraya bakabilirsiniz. İsra'yı inkar eden kafir olur. Altını çizerek söylüyorum. Olur mu canım böyle bir şey? Ne demek Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya peygamberimiz gecenin bir bölümünde gitmiş gelmiş dese bir adam atmayın dese kafir olur. Neden? Bu ayeti kerimeyle sabittir. Miraç hadisesi nedir? Miraç hadisesi Mescid-i Aksa'dan yedi kat göğe oradan Sidre-i Münteha'ya oradan da efendim mekandan münezzeh cisimden münezzeh olarak zamandan münezzeh olarak efendim hali zaman hali mekan tayyi mekan oldu gitti çıktı yani. Şu şurayı alem düşün. Bu kitabı alem düşün efendim. Ötesi yok işte buralı burada burada efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buraya kadar geldi. Sonra Cebrail Aleyhisselam onu burada bıraktı. Ötesini bilmiyoruz. Keyfiyeti Allahu alem. Ayet-i kerimede geçiyor mesela: "Yedu'llahi fevka <Sessizlik> Allah'ın eli onların üzeri. Allah'ın eli mi var? Keyfiyetini biz Allah'a bırakıyoruz. Manası ne demek? Allahu alem. Çünkü Allah'a sen el var dersen bu bir cisim bu bir hacimdir. Bu yok olmaya mahkumdur. Allah yok olmaya mahkum değildir. Allahu Teala ezelidir, ebedidir, bakidir. Efendim, kendisinden kaimdir. Birinin doğmamıştır, doğrulmamıştır, çocuğu değildir, annesi değildir. Anlatabildin mi? Bu Miraç hadisesi ise meşhur hadisi şeriflerle sabittir. Mütevatir derecesine gelmiştir. Ruhul beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Miraç'ı inkar edenin ehli i sünnet vel cemaat itikadından çıkacağını söylüyor. Yani bu adam fasıktır delalettedir. Anlatabildik değil mi? Miraç da böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 51 küsur yani 52 yaşlarında Miraç hadisesi gerçekleşmiştir. Recep-i Şerif'in 27. gecesi gerçekleşmiştir. Ve pazartesi gecesi Miraç hadisesi gerçekleşmiştir. Değerli kardeşlerim. Miraç hadisesinde ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 3 tane büyük şey verildi. Bunları kafamıza yazalım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ilk peygamber olduğunda 5 vakit namaz yoktu. Beş vakit namazdan önce namazın farzı iki vakitti. Bir sabah bir akşam. İsra ve Miraç hadisesiyle birlikte, Miraç'a yükselmesiyle birlikte Allahu Teala vasıtasız bir şekilde Cebrail Selam olmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beş vakit namazı farz etmiştir. Miraç'ta bu olmuştur. Önceden iki vakitti, beş vakite çıkmıştır. İkişer rekat olarak farz olmuştur. Namazın dört rekata e çıkması ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ediyor hicretin ikinci yılında namazları iki rekat daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekliyor. allah Teala onu da ayetle düzeltmiyor. Yani demiyor ki sen yanlış yapıyorsun demiyor. Dolayısıyla bu da vahiy oluyor. Çünkü hüküm koyan Allah'tır ve Resulüdür. Dört rekat Medine döneminde oluyor. Miraç'tan geldiğinde beş vakit namaz, ikişer rekat farz. Bu bir nimet. allah Teala bunu bize verdi. Neden nimet? Her kim beş vakit namazı kılarsa günahlarından tertemiz olur. Resulullah ne buyuruyor? Hep söylediğimiz hadis-i şerif. Ashabına diyor ki ey ashabım sizin evinizin önünde bir göl olsa o gölden günde beş vakit yıkansanız üzerinizde kir kalır mı? Ben de size soruyorum. Günde beş vakit biz yıkansak üzerimizde kir kalır mı? Kalmaz dediğinizi duyuyorum şu anda. Ashab da aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalmaz ya Resulullah dedi. Peygamberimiz de bir teşbih yaparak işte beş vakit namaz o göl gibidir. Her kim her gün beş vakit namazını kılarsa onun üzerinde günahtan, pislikten bir şey kalmaz. Dolayısıyla bu bizim için nedir? Bir nimettir. allah Teala bu nimeti en güzel şekilde eda edenlerden eylesin inşallah. Miraç'ta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yani bize namaz verildi. İki, Amener Resulü verildi. Yani Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi arşın altından verilmiştir. Yani arş en uludur, ulu arş. Böyle arşil mecid. Arşül Kerim diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor efendim. Ulu Arş'ın sahibi Ulu Allah. Arş da uludur, Allah da uludur. Onu yaratan Allah'tır. Arş mahlukatın yani varlık dairesinin en son sınırıdır. Ondan sonra yok işte. Yokluk alemi başlıyor. Adam da Allah arşta oturuyor diyor. Ya arşı Allah yok edecek mahluk olduğuna göre yok olacak. Arş yok olunca Allah nereye oturacak o zaman? ya bu Vahabili seleflerin düşüncesi bir soruyla çökmüş oluyor. Allahu Teala cisimden, mekandan münezzehtir. Hiçbir yerde oturmuyordur. Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı yükseltmiştir. Bir yerde oturuyormuş gibi düşünmeyin. Ben burada oturuyorum ey Muhammed hadi gel bakalım yanıma. Böyle bir şey yok. Efendim ona bir nimettir. Yedi kat göğü görsün. Arşı görsün. Melekler onu görsün. Melekler ona hürmet ettiğini görsün. Ne kadar büyük olduğunu gör. Ona bir nimet için yapılmıştır bu gezi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntı içerisinde Hatice'sini kaybetmiş, amcasını kaybetmiş, sıkıntı görüyor, eziyet görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir teselli amacıyla yapılan bir şeydir bu miraç. Hem de bütün peygamberler onu müşahede etsinler. O bir sürü güzellikleri müşahede etsin, cenneti görsün, efendim, melekleri görsün, arşı görsün, sidre-i görsün diye bir iştir. Yoksa allah Teala o zaman Yunus Aleyhisselam da nerede duydu? Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Allah onu duydu değil mi? Allah balığın yanında mıydı da Allah onu duydu? Haşa. Mekandan, zamandan münezzeh. Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaştırma ihtiyacı yok. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul olduğu için ona bir teselli amacıyla yapılmış bir güzellik, bir nimettir. Miraç ve İsra hadisesi. Bilmem anlatabildim mi? Amene Rasulü verilmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve bize de verilmiştir. Çok büyük nimettir. Basit söylüyorum. Her kim 3 gece boyunca evinde Amene Rasulü suresini okursa o eve şeytan, sihir, büyü kimse bir şey yapamaz. Belalardan, musibetlerden, büyülerden, sihirlerden o ev memnun olur, güvenilir olur. Eman almış olur. Dolayısıyla üç gece boyunca Amin'e Rasulü okuyalım. Yatsı namazından sonra Amin'e Rasulü mutlaka okuyalım. Allah'ın koruması altında oluruz. Hadis-i şerifler var. Bu da bizim için bir nimettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e miraç efendim, olayında verilmiştir. Değerli kardeşlerim. Yani şunu da bilelim. Miraç gecesinde görüştüler. Miraç gecesinde görüştüler dersek Allah'a zaman vermiş oluruz. Yine söylüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arştan sonra, sidre-i müntehadan sonra Cebrail selam onu bıraktı. Artık o da yokluk alemine geçiş yaptı. Yokluk alemine geçince burada zaman yok. Burada mekan yok. Çünkü burası yok. Bunu anlayamıyoruz. Keyfiyeti yok bunun. Kafa yormayacaksın. E ayette Allah arşa istiva etti diyor. Allah arşı oturdu dersen olmuyor. Ne diyeceksin? Bunun manasını Allah biliyor. Çünkü Allah Ali İmran suresinde diyor ki muhkem ayetler verdim, müteşabih ayetler verdim. Sapıtık olacaksın. Senin aklının yüzde yüzünü kullansan zaten sen neler yapardın? Yüzde ikisini kullanıyorsun, Allah'ı çözmeye çalışıyorsun, Allah'a şekil vermeye çalışıyorsun. Hata ederiz. Allah zamandan, mekandan, cisimden, efendim sağdan, soldan, üstten, arkadan, alttan hepsinden münezzehtir. Aklımıza gelen, efendim insani özelliklerin hepsinden Allah münezzehtir değerli kardeşlerim. İkinci olarak amener rasulü verildi. Üçüncü olarak allah Teala bir müjde daha verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Senin ümmetinden her kim büyük günah işlese de eğer şirk yapmazsa yani Allah'a ortak koşmazsa ben onu affedeceğim. Böyle de bir müjde verildi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de bu vardır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ Nisa suresinde miydi acaba? Nerede bilmiyorum ama ayet hatırladım da yerini hatırlayamadım. Allah Teala şirkten başka her günah affedeceğini ayet-i kerimede bize söylemiş oluyor. Bunu da Miraç hadisesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz müjdeledi vahiy ile. Bir de orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de tahiyyat vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tahiyyatı Miraç efendim olayında dile getirmiştir. Meşhur namazda son oturuşta ve ikinci oturuşta okumuş olduğumuz tahiyyat duası. Nedir o? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cümlesidir bu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Güzellikler, övgüler efendim Allah Celle Celaluhu içindir. Deyince peygamberimiz Allah-u Teala buyurdu? Esselamu aleyke yühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. allah Teala da ey Muhammed selam, bereket senin üzerine olsun dedi. Bunu duyan melekler de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim ve salih kulların üzerine olsun dediler. Bunları duyan biz de ne dedik? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Tahiyyat da yine işte namazda okuduğumuz bu tahiyyat duası da. Bu tahiyyat duasını zaten peygamberimiz Abdullah İbni Mesud Efendimiz'e öğretiyor. O da fıkıh kitaplarımıza Abdullah İbni Mesud Efendimiz'den rivayet ediliyor. Biz de oradan öğreniyoruz. Ama bunun aslı nerede? Miraç gününde. Tahiyyat oradan geldi. Biz de şahitlik ediyoruz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ediyoruz ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. İşte Miraç'ta bu dört maddeyi bir kere kafamıza yazalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereden İsra hadisesi başladı? Ümmühani'nin evindeydi. İki kişinin de arasında yatıyordu. Üç kişi yatıyorlardı. Ne kimdi onlar? Hazreti Cafer ile Hazreti Hamza'nın arasında yatıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Menekler çatıyı yardılar. Sonra o çatı ama kapandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldılar, mescidi harama götürdüler. Orada da uykuyla uyanıklık halinin arasında yine Peygamberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra orada uyandı. Mescidi haramda uyandı. Çünkü hani diyorlar ya bazıları mescidi haramda yatıyordu peygamber. Aslında Ümmühani rivayeti de var. İşte bunları cem etmek lazım. Ümmühani'den evinden alındı. Mescidi harama getirildi. Orada da uyuyordu. Hepten uyandı. Cebel Aleyhisselam onu anlattı. Şimdi onu okuyacağız. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimseye nasip olmayacak bir şey senin başına gelecek. Allah sana meleküt alemin azametini gösterecek. Cümle alemleri gösterecek. Semaları gezdirecek. Sadece bu sana nasip olacak diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bak orada ha öyle mi hadi kalk gidelim demiyor. Hemen abdest alıyor iki rekat namaz kılıyor. Namazını kıldıktan sonra yola çıkıyor. Ee, biz de yolculuğa çıkacağımız zaman sefere çıkacağımız zaman efendim evde iki rekat namaz kılsak iyi olur. Ee, Kureyş ve kafirun suresiyle de kılınır diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Kureyş garanti de yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir namaz var. Sefere çıkmadan önce o namaz kılınıyor. Kureyş suresiyle. Eve gelene kadar Allah o evi korur diyor mesela. Sefere çıkmadan önce mutlaka iki rekat bir şükür namazı, bir sefer namazı ne yapmak lazım? Kılmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu yüce sefere çıkmadan önce bunu yaptı. Tamam mı? Ümmü Hani kim? Peygamberimizin amcasının kızı. Kimin kızı? Ebu Talib'in kızı. O zaman da daha Ümmü annemiz daha iman etmemiş durumda yani. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönecek. Ümmü Hani'ye böyle böyle anlatacak. Ümmü Hani yapışıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ben sana inanıyorum da bunu dışarıda anlatma diyor. Kimse inanmaz sana diyor ya. Bu neymiş böyle diyor falan. Ben inanıyorum ama diyor. Ama sakın dışarıda anlatma başına bir iş gelir diyor mesela. Ümmü Hani efendim ama sonradan Ümmü Hani annemize tabii ne yapacak? E, fetihten sonra diye hatırlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edecek. Ümmü Hani kim? Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in kızı. Karısı değil yani karıştırmasınlar yani kızı. Efendim peygamberimizden de büyük tabii ki. Başka Miraç'la alakalı söyleyeceğim ne vardı? Ümmühan annemizi söyledik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İsra'yı nasıl gerçekleştirdi? Burak diye bir hayvan vardı. Efendim bazı ulema İbni Dihye demiştir ki Burak'a peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kimse binmemiştir demiştir. Ama bazı ulema İbrahim Aleyhisselam'ın da Burak'a bindiğini ve diğer peygamberlerin de Burak'a bindiğini söylemişlerdir. Burak demek Bak'tan geliyor. Şimşek. Şimşek gibi hızlı gidiyor. Gözünün gördüğü yere adamını atıyor. Bazı rivayetlerde işte kafası insan kafası gibiydi, vücudu deve gibiydi, kanatları vardı. Bunları çoğu ulema, hadis alimleri kabul etmiyor. Bunlar yok diyor. Kanatları falan öyle yok diyor. Yani benim araştırdığım kadarıyla ee, İsmail Hakkı Bursa'yı bahsetti ama bu beyanları da alıyor. Bu beyanlar da zayıf rivayetlerdir. Abdullah İbni Abbas Efendimiz'den rivayette bunlar bize geliyor. Ama Buran bir özelliği kesin vardır ki gözünün gördüğü yere adımını atıyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ondan güzel şey görmedim hatta onu özlüyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burak'ı özlediğini dile getiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi kimle oluyor? Burak'la oluyor. Hem Burak var. Burak'ın üzengisinden Mikail aleyhisselam tutuyor. Geminden de Cebrail aleyhisselam tutuyor. Arkada da İsrafil aleyhisselam var. Şu nimete, şu hikmete bakın yani. Biliyorsunuz Cebrail aleyhisselamın asli sureti nasıldır? 600 kanadı vardır. Efendim, e, Peygamber Efendimiz onu bir kere peygamber olurken gördü. İşte asli suretiyle bir kere de nerede gördü? Miraç'ta gördü. Bu nerede sabit? Necim suresinin ilk 18 ayeti kerimesiyle sabit. Tamam O ayeti i kerimelere şimdi girmeyeceğim. iyice uzayacak. Muhabbet de bayağı gitti. Yani yine ibareye bir türlü giremedim de. Uzadıkça uzuyor. Hakkınızı helal edin ama bu bilgileri de insanlara vermek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize asli suretiyle iki defa görünmüştür. Cebrail Aleyhisselam'ın asli sureti nedir? 600 kanadı vardır. Bütün ufku kapatıyor. O kadar büyük, her kanadından da altınlar, gümüşler, yakutlar akıyor. Allah Teala onu öyle yaratmış. Allah'ın yaratmasının sınırı hep söylüyoruz yok. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Bitti. Peki efendim oradan Mescid-i Aksa'ya geliyor. Başka anlatacağım bir şey var mıydı? Aklımızda kalması gereken, özet olarak aklımızda kalması gereken şeyleri düşünüyorum. Başka yok herhalde benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi detaylara inebiliriz. Kıymetli kardeşlerim o meşhur Miraç hadisesine şimdi başlıyoruz. Yani ne oldu ne bitti. Demin anlattığım gibi Efendimiz Ümmihane'nin evinde teselliye ihtiyaç duyuyor. He şunu söyleyeceğim. Ben de diyorum aklıma ne takıldı diyorum. Neyi, neyi eksik ettim çünkü hissetmişsinizdir. Bir şey söyleyeceğim ama geveliyorum biraz yani. <laughs> Elhamdülillah aklımıza geldi. Miraç niye gerçekleşti? Niye böyle bir şey oldu? Yani ne gerek vardı buna? Miraç birinci rivayet hepimizin bildiği bu zamana kadar anlattık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyetler çekti. 13 yıl boyunca bir ordu kurmadı. Savaşmadı, anlattı, anlattı. Üzerine affedersiniz pislikler döküldü, hakaretlere maruz kaldı. Taife gitti, taş attılar kendisini, ayakları kanadı. Efendim oradan çıkartıldı, Mekke'de istediğini bulamıyor kendisini koruyan amcası vefat etmiş. En büyük destekçi Hatice annemiz vefat etmiş. İnsan olduğu için de biraz üzgün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sonuçta insani özellikler de taşıyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de seni koruyan benim, senin kimseye ihtiyacın yok. Bak benim azametim yine sen biliyorsun ama tekit oldu yani. Peygamber sallallahu aleyhi bilmiyor mu Allah'ın azametini? Biliyor ama bir de görerek müşahede etti. Melekleri gördü, Yedi kat semayı gördü. Sema sen basit bir şey mi? Bir de şunu söyleyeyim. Sema dediğimiz olay efendim oval bir şey. Oval oval. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semalara çıkarken burada bir sema buradan bir kat çık sonra buraya geç bir kat. Böyle değil. Soğan gibi böyle. Böyle böyle geliyor. Biz dünya olarak o koca soğanın düşünün. Yani böyle hücre 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 hücre. hücre o en dibindeki şeyiz yani ufacık yerde kalmışız. Bir sema ile bir sema arasında 500 senelik mesafe var. Bir sema ile bir sema arasında. O bir sema katmanı da yine onun kendisinin büyüklüğü de 500 yıllık mesafe kadar. Atla giden için söylüyorum yani. O yedi kat semanın da kürsi var bir de kürsi. Kürsüye mesela yedi kat semayı topla. Kürsünün büyüklüğü o yedi kat semaya nazaran bir halkayı sanki çöle atmışsın. Koca çöle bir halka atsan, bir bilezik atsan görünür mü? Görünmez. Yedi kat semayı işte kürsüye koysan görünmüyor. Bir de onun üstünde kürsü var. Kürsü de o kadar büyük arşa göre demin vermiş olduğum misal gibi. Kürsüyü sen arşın içine koysan çöle bir tane halka atmış gibisin görünmüyor. Yani koca bir sistem var şu an. Biz daha birinci kat semayı bile çıkamadılar. Mars'a gittik diye kafa tutuyorlar. E sen görünmüyorsun ki yoksun zaten oradan buraya. Varsın da görünmüyorsun bile. Ama ahkam ki şöyle yaparım, böyle yaparım falan. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle bir sema çıkışı var yani. Anlatabildik mi? İşte o semaları görüyor. O büyüklükleri görüyor. Cık. Zaman duruyor. Bir anda gidiyor, geliyor. Acayip yani. Çünkü gecenin bir bölümünde yapıyor Allah Teala bunu. Bakın yine söylüyorum. Buraları gezmesi zaman içerisinde yani yedi kat semalar bunlar hep ne? Mahluk. Efendim dünya seması İsra. Bunlar zaman ama arştan itibaren o Cebrail Selam'ın peygamberimizi bıraktıktan sonrasında zaman yok. Mekan yok. Cisim yok. Zaman verirsen Allah'a zaman vermiş olursun. Anlatabildim mi? Bunu ısrarla söylüyorum. Efendiler. Ayeti kerimede de geçen meşhurdur. Kabe kavseyni ne? Yani okla, ok, at, yay var ya yay yayın şeyi var ya böyle bir tane. Şöyle yay düşün. Burada yay var. Burada onun neyi var? Odunu var. O odunla yay gibi yakın oldular diyor ya. O kim? Cebrail aleyhisselam'a peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'la beraber yakın olmadılar yani böyle. Yoksa Allah'a sen ne veriyorsun? Cisim vermiş oldun yani. Böyle geldiler yan yana geldiler demek. Allah'a cisim vermiş oldun. O da Allah münezzehtir cisinden. Hacimde münezzehtir. Necim suresinde geçen okla yay misali efendim kabe kavseyin misali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail selamla alakalıdır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin tefsirinde de öyle geçmektedir. Bunu da kafamıza böyle not etmiş olalım. Çünkü oraya Allah manası verirsek Allah'la peygamber yan yana geldi. Yan yana gelmek ne demek? Allah'a cisim vermek demek. Bu da adamı itikadi açıdan sıkıntıya sokabilir. İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teselli olsun diye bu gezi düzenlenmiştir. Yedi kat sema gökler. İsra hadisesi, Burak'a binme, peygamberlerin hepsinin gelip peygamberimiz onlara namaz kıldırması. Mescid-i Aksa Aksa'da hurileri görmesi falan. Onları şimdi anlatacağız. Teselli olsun için. Ya koca peygamber, en büyük peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizeye nail oluyor. Biliyorsunuz efendim ee, arş suyun üzerindedir. Yani dünyadaki deniz gibi semada da deniz var. Semada deniz nasıl olur? İşte demin anlattığım gibi düz olsaydı olmazdı. Ama her sema nasıl? Dünya gibi yuvarlak düşünün yani. Soğan gibi. Küp küp, hücre hücre. Anlatabildik mi? Deniz var. Şimdi işte Musa Aleyhisselam allah Teala dünyada denizi yardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi kat göklere gitsin diye o semadaki denizi yardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam denizden geçmedi. Deniz yarıldı. Dolayısıyla dünyadaki denizin yarılması mı daha büyük mucize? Yedi kat semada bulunan denizin yarılması mı daha büyük mucize? Tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için yapılan şey daha büyük mucize. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberden üstündür. En büyük peygamberdir, Seyyidül Beşer'dir. Gönderilmişlerin efendisidir, insanoğlunun efendisidir. Buradan da anlayabiliriz değerli kardeşleri. Bir de arş yaratıldığında biliyorsunuz arş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı aş 70 bin yıl Allah'a dua ediyor rivayete göre. Ya Rabbi beni kimin nurundan yarattın? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin. Ben onunla görüşmek istiyorum. Onu görmek istiyorum. Onu yani efendim ben mahlukum. Onu dairemde istiyorum. Buraya gelsin istiyorum. Onunla görüşmek istiyorum diye 70 bin yıl arş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek için Allah'a yalvarmıştır. Allah Teala da onun duasını kabul etmiştir kabul etmesinin tecellisi de miracın gerçekleşmesidir. Ki miraç gerçekleştiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa kadar hatta arşı da geçmiştir, yükselmiştir. Yani arşın duası kabul olmuştur. Ya Arşın aşkı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olunca mahlukatın en büyüğü, en ulusu arş oldu. Sebebi ne? Kainatın efendisine aşık isen. Biz de büyük olmak istiyorsak. Ne demek büyük? Büyük patron olayım, kibirlenim değil. Allah katında yücelmek istiyorsak, cennetin üst tabakalarını istiyorsak, sonsuz mutluluk istiyorsak bunun tek bir reçetesi var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, onun aşkıyla yanıp tutuşmak. Allah cümlemize nasip eylesin. Bu iki maddeyi ne için söyledim? Bir teselli, bir arşın duası. Miraç bu yüzden gerçekleşmiştir kıymetli kardeşlerim. Kaç dakika oldu acaba ya? Kaç dakikadır konuşuyorum? Yani buraya da buradaki ibareleri de girersem. Eğer 45 dakika falan olduysa bayağı uzar bu iş. Haftaya kalacak o zaman yani. He? Onu geçiyor. Biz buçuk 35 dakika oldu o zaman. <laughs> Kaç kişi var? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Ümmü evinden çıkıyor. Cebe Aleyhisselam efendim Mikail Aleyhisselam'la birlikte geliyor. Mikail Aleyhisselam 3 tas 3 tas zemzem suyu getiriyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu kalbi çıkartılıyor. Cebe Aleyhisselam yarıyor orayı. Kalbi yine o zemzem suyuyla temizleniyor. Sonra altın bir tas da İçi hikmet dolu, iman dolu bir tas geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbine bu hikmet ve iman yerleştiriliyor. Miraca çıkmadan evvel. Efendimizin sadrı şerifi, göğsü şerifi üç kere yarılmıştır. Bu bir kere süt emmeye gittiği beni saat yurdunda. Bir kere vahiy gelmeden evvel, bir kere de miraca çıkmadan evvel. Niye? Buralarda üstün şeylerle karşılaşacak kalbi bunu tartsın diye. Ne diyor? Kalbi gördüğünü yalanlamadı diyor. Yani kalbi de doğru söyledi, gördükleri de doğru diyor Necim suresinde. Kalbi bu azameti kaldırsın. E, sonuçta insan kalbi ona bir güç kuvvet olsun diye allah Teala miraca çıkmadan evvelde de emrediyor. Cebrail aleyhisselam peygamberimiz sadrını yardı, kalbini çıkarttı. İman, hikmet onun içine doldurdu. Ondan sonra Burak getirildi, Burak. Burak geldi. Burak nasıl bir şekildeydi? At gibi değil, eşek gibi de değil. Efendim, biraz katıra benzer ama tam katır gibi de değil. Çünkü katır efendim yavaş gider mesela. Burak gözünün gördüğü her yere adım atabiliyor ve kasları kuvvetli daha, bacakları daha dolgun. Beyaz renkte efendim göğsü zümrüt yakut tarzında acayip bir hayvan. Efendim şimşek gibi hareket ettiğini söylüyorlar burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını kıldı, abdestini aldı, namazın iki rekat namazını kıldı. Ondan sonra yolcular çıkacak. Yani İsra hadisesi başlayacak. Mescid-i Aksa'ya Burak'la beraber gidecekler. Bu sefer Burak biraz heyecanlandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'a binmek isterken Burak heyecandan biraz çekilir gibi oldu yani. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e isyan etmek için değil de heyecanından dolayı Burak efendim ne yaptı? Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ona bilemedi. Sonra Cebrail Sem dedi ki sen ne yapıyorsun Burak? Yani Hatta Hazreti Bak utanmıyor musun? Sana kainatın efendisi. Bundan önce sana kimse böyle bu şekilde binmedi. Yani bu kadar üstün vasıflarla sana bilen olmadı. O ki Muhammeddir sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisidir. Rahat dur dedi. Hatta Burak orada terledi. Cebrail selam da haya etti. O da terledi. Onların terleri de yeryüzüne döküldü. Efendim mesela Burak'ın terinden efendim sarı güller yaratıldı. Cebrail selamın terinden beyaz güller yaratıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dünyadan ayrılınca Miraç hadisesiyle dünya İsmail Hakkı Bursa Hazretleri Uhur Beyan'da bunu anlatıyor. Dünya ağlamaya başladı. Dünyanın ağlamasından sarı bitkiler cereyan etti. Sarı. Sarı güller de cereyan etti. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya dönünce teri, Efendimizin teri dünyanın yeryüzünün üzerine damlayınca Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terinden de kırmızı gülleri yarattı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim benim kokumu koklamak istiyorsa kırmızı gül koklasın diyor. Bunu ben demiyorum. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde bunu böylece anlatmış oluyor. E bu mümkün mü mümkündür. E dünyada bundan önce kırmızı güller yok muydu? E vardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve terinden yaratılmış güller ortaya çıktı. Aynı ne gibi? Havva annemiz gelmeden evvel de denizler vardı. Denizlerde inciler vardı. Havva annemiz dünyaya geldi. Tövbesinden dolayı Adem Aleyhisselam da ağlamaya başladı. Ağladılar, ağladılar. Havva annemizin gözyaşları denize dökülünce denizde inciler oluşmaya başladı. Onun gözyaşlarında. E bundan önce inciler var mıydı? Vardı. E bundan sonra da Havva annemizin gözyaşından inciler yaratılmaya başlanıldı. Peygamber Efendimizin terinden de gül bu şekilde yaratılmış oldu. Yani akla mantığa da yatan bir şeydir bu. Bunu da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan tefsirinde söylüyor. Hatta Burak böyle bir cebelleşti, heyecan yaptı. Cebrail Aleyhisselam ona biraz kızdı. Sonra dedi ki Burak ya Cebrail bana kızma. Ben bu kadar büyük bir insanı üzerine taşıyacağım için heyecanlandım. Ve ondan şunu istiyorum. Ben onu taşıyacağım ama ondan şefaat istiyorum. Yarın mahşerde bana da şefaat eylesin. Zira onun şefaati kabul olacaktır dedi Burak. Ya böyle bir hayvan o da. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sakinleşince Burak onun üzerine bindi ve hareket etmeye başladılar. Yolculuk nereye? Yolculuk Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa'ya gitmeden evvel de bakın neler görecekler şimdi. Efendim. Tabi burada zemzem suyuyla kalbinin yıkanması da yine zemzem suyunun şerefine binaen. Kim ki zemzem suyunu ne niyetle içerse allah Teala onun niyetini kabul eder diyor hadisi şerif. Evinizde zemzem suyu varsa Hasta da yakınlarınız veya kendinizseniz mutlaka şifa niyetiyle Zemzem suyu içmeye gayret edebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Şunu anlatayım. İbareye girmeden evvel aklımıza yatsın bu da. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'i meleklerin kanadıyla uçurup da veya Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğu gibi rüzgarı verip de bir anda semayı yükseltebilirdi. Niye Burak'a gönderdi? Yani niye böyle bir şey? Tak diye de çıkabilirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Burak geldi? Efendim. Buna şöyle cevap veriliyor. El murad ittila'u ala alayatil harikati lil Bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam semalarda bulunan o harikulade olaylara şahit olsun diye bir anda çıkartılmadı. Basamak basamak çıkartıldı. Efendim. Melekler onu taşımadı. Niye melekler onu taşımadılar? Çünkü mesela bir padişah düşünseniz o padişah misafirine ne gönderiyor? At arabası mesela o zaman veya güzel bir araba gönderiyor onu ağırlaması için getirmeleri için. Şimdi meleklerle gelseydi bir anda o harikulalıkları göremeyecekti bir kere. Ve özel bir şey gibi olmayacaktı yani. Hani özel allah Teala padişah gibi düşünelim ona özel bir araç gönderdi. Bak kimseye vermediğimi verdim. Çünkü melekleri bütün peygamberler biliyor. Cebrail Aleyhisselam her, pe her peygambere inip geliyor. Herkes biliyor. Ama kimseye nasip olmayan bir burak geliyor. Özel bir araç geliyor. Yani bu bir nedir? Bu bir ihtimamdır. Bak sen özelsin, özel getiriliyorsun. O yüzden allah Teala burakla İsra hadisesini gerçekleştirmiştir. Bir de efendim ne yapmıştır? Bir anda yükseltmedi de niye kat, kademe kademe yükseltti? Bütün melekler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşahede etsinler. Onun üstünlüğünü görsünler. Bak kimseye nasip olmadı. Böyle bir insana nasip oluyor. O yüzden kapılar kapalı soruluyor. Ey Cebrail yanındaki kim? O Muhammed'tir. Ha öyle mi? Hemen açalım kapıları. Ha Siz mi geldiniz efendim? Hemen açılalım. Melekler de ne anlıyorlar? Ya hiçbir insana bu nasip olmadı. E şimdi Allah bu, bu kişiye nasip ediyorsa bu ne kadar büyük bir insandır. Bunu anlasınlar diye. Bir de o kadar büyük bir şey ki bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a binmiş. Burak'ın gemini koskoca Mikael aleyhisselam tutuyor. Yularını efendim Cebrail aleyhisselam tutuyor. Arkasında İsrafil Aleyhisselam, üç tanesi meleklerin peygamberi. Kimi götürüyorlar? Bir insanı, kainatın efendisi Muhammed Mustafa Daha bundan büyük şeref olur mu? O yüzden allah Teala melek kanatlarıyla falan değil de Burak'la ve akabinde de melekleri ona hizmetkar vererek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı İsra hadisesini ve Miraç hadisesini bu şekilde gerçekleştiriyor. Peki Burak niye at şeklinde değil, eşek değil de katıra biraz benziyor falan? Katı normalde nedir? Yavaş giden bir hayvandır. Efendim, at nedir? At da savaş aletidir. Melekler mesela savaşa indikleri zaman atlarla gelirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gitmiyor ki ata binip de gitsin. Allah Resulü neye gidiyor? Bir düğün gecesi gibi düşünün yani. Hatta e, rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gidip geldikten sonra üzerinde bir koku gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Gelincik hatta gelincik kokusundan daha güzel bir koku. Peygamberimizin ondan önceki kokusuyla Mirastan sonraki kokusu çok değişiyor. Daha da güzelleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam efendim sevgiliyle buluşmaya gidiyor. En üstün makama gidiyor. Dolayısıyla savaş aletiyle gidilmez. Anlatabildik mi? Özel bir aletle gidilmesi lazım. E katır da zaten efendim e, bir savaş aleti falan değildir. O yüzden at, at şeklinde değildir. Katır şeklindedir. Bir de niye? Mucize belli olsun diye. Katır normalde yavaş gider ama bu normal katır gibi değil. Bu başka bir hayvan Peygamber Efendimiz'e taksis edilmiş, gözünün gördüğü yere adım atıyor. Ya. E diyecek olsanız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada da savaşa giderken katıra biniyordu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam mutlulukta da tevekküllüdür. Savaşta da tevekküllüdür. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselamın cesareti kimsede yoktur. O yüzden kimseden korkmaz. Yani ata ihtiyacı yok. Düşmana da korkus salıyor. Ben kat, katırla gelmişim. Böyle bir komutanım ben. Hani siz, kimse beni şey yapamaz. Efendim. Yerli eksane demez. ...benim çünkü gücüm kuvvetim Allah'tan geliyor diye... ...o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam katıra binerdi... ...yani Efendimiz dünyada da katıra bindi... E, ...miraca giderken de katır şekline benzeyen Burak'a niye bindi diye... ...sorulacak olursa... ...bunun cevabı bu yönde olacaktır değerli kardeşlerim... ...Burak'la alakalı da neden Burak olduğunu söylemiş olduk... ...yani niye Burak'la gitti... ...daha büyük faziletler görülsün diye... ...melekler onun faziletini daha iyi görsünler diye... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yapılmıştır. Burak'la gönderilmiştir. Bir de demin dediğim gibi padişah misafirine özel bir araç gönderir. Hadi gel ben sana değer veriyorum bak normal işleyiş şekliyle değil başka şekilde seni çağırıyorum diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'la yol almıştır. Yine hadis-i şeriflere giremedik olsun efendim haftaya inşallah işte İsra'ya giderken şimdi Burak'a bindiler yolda gidiyorlar. Yolda bir takım adamlar görecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faiz yiyenlerin akıbeti, emanete hıyanet edenlerin akıbeti, namazı kaçıranların akıbeti, konuştuklarını yaşamayan hatiplerin akıbeti. Efendim daha neler neler var burada değerli kardeşlerim yani acayip ibareler var. Ondan sonra zina eden kadın, zina eden erkek, ondan sonra yalancı şahitlik yapanların halleri hepsini tek tek... Peygamberimiz gördü, azaplarını da gördü, cehennemi de gördü. Sonra Mescid-i Aksa'ya ulaşacak, sonra da namaz kıldıracak. Hepsini teker teker bütün detaylarıyla konuşmaya gayret edeceğiz. allah Teala bu büyük peygamberin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Derslerimizi daim eylesin. Hafız Abdullah YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz. Instagram sayfamızı birkaç kişiye tavsiye edebilirsiniz. Takip ettirilmesine vesile olabilirsiniz. Facebook'ta da sayfamız Abdullah Ahmet Gürbüz Hoca sayfamız var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız kuruldu. Instagram'daki biyografi sayfasından bunu bulabilirsiniz. Oraya üye olup sorularınızı sorabilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım cevap vermeye gayret ediyoruz. Telegram kanalımıza Instagram biyografisinden ulaşabilirsiniz. Allah cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Son nefeste cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Miraç kandilinde yapılacakları bu yayının başında ben anlattım. Kılınacak namazlar yapılacak zikirleri bu yayın bittikten sonra biz kaydedip paylaşıyoruz. Yayının başında tekrar dinleyemeyen kardeşlerimiz dinleyebilirler. allah Teala şimdiden kandilinizi mübarek eylesin. En güzel şekilde احياء نادنا إلى <سؤال> السن ان شاء الله الرحمن والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله